Arkadaşlar, size bahsettiğim o nefis lezzetli spagetti yaptım bugün. Yiyeceğiz birlikte. O kadar güzel oldu ki. Bakın yakından göstereceğim önce. Çok güzel kokuyor. Böyle. Dur, poz vereyim. Evet. Spagetti, lahana turşu ve yoğurt. Bugün yayın açmadım. Duş aldım, evi temizledim. Kendimi temizledim iyice. Sen de kapan artık. Şunu da kapatayım da soğumasın. Tamam. Yiyebiliriz artık. Gelen yorumları okumak istiyorum. Absürt yorumlar var bayağı. Az önce birinin yorumuna baktım arkadaşlar Instagram'da, tamam mı? Şey demiş. Cinsiyet değiştirenler hepsi Allahsız falan. Tamam mı? Bunlara el atılmalı, carçut falan bir şeyler demiş. Dinsiz, imansız mı ne bir şeyler söylemişti. Kamera yamuk duruyor. Aa, lanet olası. Girdim adamın profiline baktım. Takip ettiklerine baktım. Full OnlyFans kızları. Direkt götü başı açık OnlyFans kızlarını takip ediyor. Ve ahlaktan şeyden bahsediyor. Man. Klasik işte, biliyorsunuz böyle tipleri zaten. Yoğurt koyacağım. Ay. Gelen yorumları okuyacağım ama yemeğe mi odaklansam ya şey mi bilmiyorum. Random takılalım işte her zamanki gibi. Yorumlar. Ama pis yorumları okumak istemiyorum çünkü yemek yiyoruz. Yani aşırı kötü olanlar. Ben bununla yemeği daha çok seviyorum. Fantezi gibi. Hem iyi yorumlar var, böyle çok iyi yorumlar var, çok kötü yorumlar var. Absürt yorumlar da var bayağı. Tam olarak değil ama biraz ön yargılıyım. Sanırım LGBT'ler gibi durumlara mesafeliyim. Bu toplumsal... çok uzun yazmışsın ya. Ön yargısı kırılmış işte. Üşeniyorum okumaya. Yemeklerin yanında su için arkadaşlar. Tuhaf tuhaf şeyler içmeyin. Sağlığa zararlı. Yaşlanınca sana bakacak kimse olmadığında poliklinik kapılarında veya acillerde ambulansa götürmek istemezsin değil mi? O yüzden sağlıklı beslen. Bunun tarifini arkadaşlar mükemmel derecede lezzetli ve hiçbir özel malzeme gerektirmeyen spagettinin tarifini yayında vereceğim internete bağlattığımda. Bak Koreliler bir şey yapıyor. Böyle yapıyor bunu, tamam mı? Sonra böyle alıyor. Özenti. Nefis. Ay gözlerim çok kötü bu aralar arkadaşlar. Şu an kendimi görmüyorum yani şu an ekrandan. Normal insanlar görebiliyor mu acaba? Selam merhaba Öykü Hanım. Öykü Hanım selam, ben de yalnızım. YouTube yorumuna bunu yazmış dayının biri. Ay. Kesin Facebook'tan görmüş. Hapşuracağım galiba. Hasta değilim bu arada, sadece burnuma karabiber kaçtı galiba. Fark ettiniz mi? Saçlarım uzamaya başlamış. Yani artık fark ediliyor uzadığı. Biraz şey saçı şu an, yaşlı öğretmen saçı, ne hocası? Matematik, yaşlı matematik hocası saçı. Milf. Bugün ne kadar dengesizim ya. Ay. Berbat hissediyorum kendimi. Galiba grip olmuşum, farkında varmadan. O kadar lezzetli ki. Ya şey işte, ne diyordum en son? Hiç fikrim yok. Yeniden konuyu durmam lazım. Makarna çok lezzetli. İçinde rendelenmiş soğan, doğranmış sarımsak. Salça, toz acı biber, karabiber ve pul biber var. Zeytinyağıyla yaptım. Normal yağla da yapabilirsiniz, öyle güzel olur. Bu nefis şey. Bir de bekleyince daha güzel oluyor. İnanılmaz derecede. Bu turşu çok güzel arkadaşlar. Reklam amaçlı falan söylemiyorum ama Trendyol'dan aldım. Bakın çubuk tadım turşuları. Her zaman alıyorum bunu, çok lezzetli. En çok lahanayı seviyorum ben. Fiyatı 300 lira falan, 5 kilo. Yani gidip markette 600 gramına 50 lira verdiği turşu almak yerine 50 lira mı 40 lira mı bilmiyorum, dandik o koruyuculu turşular. Bunda koruyucu da yok. Zararlı değil. Gerçekten ev turşusu gibi. O kadar iyi gidiyor ki, hiç sıradan makarna gibi değil tadı. Biraz gribim galiba. Birazcık. Dün dışarıda çok durdum da kargoya gitmiştim. Ondan. Mutlaka yapmanız lazım. Tarifi canlı yayında vereceğim, söz veriyorum. Sarımsak ve soğan parçaları var içinde. Çok güzel bir tat veriyor. Ay, nefret ediyorum grip olmaktan. Daha bir sürü yaptım. Biraz daha yiyeceğim. Hiç sıkmıyor. Ah, lanet olsun. Ya. O şey konusu oluyor şu an. Biri beni izlerken yaptığım iş, vs. kimse yokken yaptığım iş konusu. Yere döktüm. Neyse silerim artık. Bu kadar daha yiyeceğim. Daha var, bir sürü var. Gece yiyeceğim. Gece acıkıyorum ya bazen. Gece yemekleri çok güzel oluyor. Ay. Nefis. Bir de bekledikçe daha güzel olacak ama beklerken kapağını tam kapatmayın. Biraz hava alsın. Birazcık böyle kuruyunca içine çekiyor sosunu, çok daha güzel oluyor. Bir de çok pişirmeyin makarnayı. Biraz dişe gelmesi gerek. Yoksa güzel olmuyor bence. Tamam. Doydum. Tuvalet kağıdı, havlusu, mutfak havlusu indirimdeydi. Geçen aldım. Altılı, bundan 6 tane 50 liraydı. 50 miydi? Öyle bir şeydi. Ay. Burada yine bulaşık bekliyor biraz. Ama şimdi yıkamayacağım. Ya da şimdi yıkacağım. Sonra yıkayasım gelmiyor. Mutfaktan çıkınca, başka bir işe odaklandıktan sonra bir daha mutfağa girip bulaşık yıkamak ya da yemek yapmak istemiyorum aslında. Bu da belki sadece bana özel bir şeydir. Lavabonun suyu buz gibi akıyor. Ama artık alıştım. Önceden elim donuyordu, acıyordu bildiğin yani. İnsan her şeye alışıyor gerçekten. Bir de kolaylığa alışınca zorluk çok zor gelmeye başlıyor başlarda ama sonra geçiyor. Zorluktan kolaylığa geçince de çok mutlu oluyorsun. Eski evime bakılacak olursa şu an canıma sıcacık kolaylığa geçtim. Elim donuyor, fark. Tamam. Temiz zaten. Tamam. Evet, bu kalsın çünkü zaten gece yiyeceğim için. Arkadaşlar bakın. Bir sürü. Gece tekrar yiyeceğim. Ama üstünü kapatmalıyım biraz. Fazla değil. Yarısını böyle kapatmanız lazım. Daha yeni yıkadığım şeyi niye koymuyor mu? Öyle daha güzel oluyor. Çok fazla deneme yanılma yapıyorum. O yüzden yoğurdu sonuna koyacağım. Çöpleri atayım. Yine dökmüşüm. Tamam, bitti. Evet arkadaşlar, akşam yemeğini birlikte yiyelim istedim. Çok hızlı yedim değil mi? Işık hızlı da. Ama öyle işte. Tamam, bitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizden nefret ediyorum. Hepinizden. Sıkı sıkı. Seviyorum. Görüşürüz. Ortada topladım. Bye bye. Kuku.